Reca ve şuru fiiller. Mukarebe yaklaşma demek. Reca ümit demek. Şuru da başlama demek arkadaşlar. Bunları tabii ki hepsini ayrı ayrı kanalımızda anlatmışız. Belki biraz video uzayacak ama burada üzerinden geçip tekrar etmeye çalışıyoruz. Mukarebe fiilleri kâde yekâdu, evşeke yûşiku mâzi müzâri, kerebe. Arkadaşlar bunların hepsinin anlamı yaklaşma anlamı veriyor. Cümlenin başında kullanılan yaklaşma anlamı veriyor. Ancak bunlardan kerebe şu an günümüz Arapçasında, modern Arapçada pek kullanılmıyor arkadaşlar. Kade ve evşeke kullanılıyor. Peki bunlar nedir? Bir isim cümlesinin arkadaşlar müptedasının başına gelir ve o isim cümlesinin de haberi arkadaşlar mutlaka müzari fiil olmak zorundadır. Yani müfret bir haber, isim cümlesi haber olursa o zaman yaklaşma fiil olamaz. Mutlaka fiil cümlesiyle oluşmuş olan isim cümlesinin, yani haberi fiil cümlesi olan diyelim. Haberi fiil cümlesi olan isim cümlesinin başına gelir. Artık o isim cümlesi olmaktan çıkmıştır arkadaşlar. Biz o zaman ne diyeceğiz? Mesela kâdel imtihan, imtihan yaklaştı. En yentehiye, özür dilerim, yaklaştı diyorum. En yentehiye, imtihan bitmek üzere, sınav, yani bitmesi yaklaştı da bitmek üzere diyoruz. Sınav bitmek üzere, bitmeye yakın, bitmesi yaklaştı. Bakın el imtihan, imtihan en yentehiye bitiyor. İmtihan burada müpteda, en yentehiye fiil cümlesi haberdi değil mi? Veya yentehi. Kade ile geldiği zaman artık imtihan müpteda demeyeceğiz. İmtihana kade'nin ismi, en yentehiye de kade'nin haberi diyeceğiz arkadaşlar. Kade'nin ismi, kade'nin haberi. Kade'nin ismi damme ile merfudur. En yentehiye kade'nin haberidir ve nedir arkadaşlar? Mahallen mansuptur. Bu şekilde söylememiz gerekiyor. Evet, evşeke el-kıtar, tren yasılu varmak üzere, ilel mahatta, istasyona varmak üzere, istasyona yaklaştı. El-kıtar evşeke'nin ismi, yasılu evşeke'nin haberidir. İlel mahatta da mef'ulün fih, mef'ulü bi gayri sarih, özür dilerim, mef'ulü bi gayri sarih, harfi celle mecrur, mahalle mansup. Burada arkadaşlar şuna dikkat edeceğiz. Nasıl ki arkadaşlar isim cümlesinde müpteda habere dikkat ediyorsak, el kıtar burada müzekker geldiği için evşeke de müzekker olarak, müennes olsa evşeket derdik. Yine imtihan müzekker olduğu için burada da kâde müzekker olarak. Bakın et tifletü, kız çocuk, burada tuşiku şeklinde müzekker değil de müennes olarak geliyor, müzari şekilde. Evşeke yuşiku, müennes olduğu için tuşiku. Kız çocuk enteskuda, düşmek üzere, mineşşur, neredeyse balkondan düşecek anlamında. Burada tabii ki farklı anlam verebiliriz. İmtihan neredeyse bitmek üzere. Tren neredeyse varmak üzere. Neredeyse istasyona varacak. Çocuk az kalsın balkondan düşecekti veya neredeyse balkondan düşüyordu. Yekadü selcu en yetesakatu en ile nasb olmuş, en yetesakata kar yağacak, kar yağmak üzere. Kittu emut, neredeyse ben ölüyordum, minel cu, açlıktan. Az daha açlıktan ölüyordum. Burada bir de şuna dikkat edeceğiz. Ef'al-i mukarebede arkadaşlar gelecek olan müzari fiil en ile de gelebilir. Gelecek olan müzari fiil en ile de gelebilir. Ensiz de gelebilir arkadaşlar. En ile de gelebilir. Ensiz de gelebilir. Ama göreceğiz. Reca'da mutlaka en ile gelecek. Ef'al-i şuru'da da kesinlikle en gelmeyecek. Mukarebede gelebilir de gelmeyebilir de. Reca'da gelecek ve şuru'da da arkadaşlar en asla gelmeyecek. Evet. Reca, ümit fiilleri asa, hera, ihlevleke. Asallah en yağfira zunubena. Umarım Hazreti Allah günahlarımızı ne yapar? Gafera yağfiru, en yağfira bağışlar.
Umarım Hazreti Allah günahlarınızı bağışlar. Allah lafz-ı celali asa burada ef'ali recadan. Allah lafz-ı celali asanın ismi en yağfire de asanın haberi olarak gelmiştir. Zünüp de yağfire fiilinden ne olarak gelmiştir? Meful olarak gelmiştir. Zünüp muzaf, na muzafile. Asad yine burada da arkadaşlar müzekker müennes. Eğer mesela taks burada mevsim veya hava anlamında müzekker olduğu için asa müzekker. Yine talebe kız öğrenci müennes olduğu için asad müennes olarak gelmiştir. Umulur ki kız çocuğu en tefuze kazanır bil ihtibar. Sınavı kazanır. İhtibar da imtihan anlamında. Umulur ki kız öğrenci sınavı kazanır. Asad taksu. Asa et taks. Umulur ki hava et. Burada ne var arkadaşlar? En la bir araya geldiği için ella şeklinde okuyoruz. Ella tam dura yağmaz. Ella tum dira. Umulur ki hava gaden yarın yağmaz. Asa ammi umulur ki amcam en yedfa'a öder deynehu borcunu fi esra'i vaktin en kısa zamanda öder. Asa bunlardan herhalde günümüzde sadece asa kullanır arkadaşlar. O yüzden asadan örnek verdik. Ammi asanın neydir arkadaşlar? İsmidir. Mütekellim ya aslında muzaf olduğu için takdiren merfudur. Çünkü asanın ismi aynen Kâne ve kardeşleri gibi arkadaşlar merfuattandır. En yedfe asanın haberi de Kâne ve kardeşlerinin haberi gibi. Kâne ve kardeşlerinin haberi gibi mansubattan olacaktır. En yedfe burada tabi cümle olarak geldiği için her ne kadar müzari fiil en ile nasb olsa da cümle olarak biz mahallen mansup şeklinde söylüyoruz. Defa yedfe fiilin fail tahtın övedir. Deyn yedfe fiilin mefulü bih sarifetle nasb olmuş. Deyn muzafu muzafile fi esra-i vaktinde mefulü fihtir. Esra muzaf vakit muzafile. Asad binti umulur ki kızım. Yine burada arkadaşlar mütekellim yasına ikisi de muzaf olduğu için takdiren şeklinde söylüyoruz. Takdiren merfu. Umulur ki kızım entetekarraca mezun olur minel camiat üniversiteden hadis sene. Bu yıl üniversiteden mezun olur. Ef'al-i şuru başlama fiilleri. Ahaze, bede, şer'a, ce'ale, enşe, tafika, hebbe. Bunlar kendi anlamında farklı anlamı olabilir. Ahaze aldı, şer'a mesela kanun koydu anlamı var. Ceale'nin kıldığı anlamı var. Enşa inşa etti anlamı var. Hebbenin esti anlamı var. Ancak bunlar eğer ki bunların haberleri müzari fiil olarak gelirse mutlaka ona başlama anlamı veriyoruz. Başlama anlamı verebilmemiz için demek ki şartımız haberleri ne olacak arkadaşlar? Müzari fiil olacak ve tekrar ediyorum ef'ali şurunun başlama fiillerinin haberleri asla en almaz. Daima ensiz gelir arkadaşlar. En edatını almaz. Ehade normalde aldı demek. Bakıyorum hemen haberine. Müzari fiil geldi. El müsafirun. Yolcular başladı neye? Yenzilune inmeye minel hafile otobüsten inmeye başladı. Buradaki asla en yenzilu diyemeyiz. En gelmez arkadaşlar. Ef'alü şuraya gelemez. Mukarebeye en de gelebilir, gelmeden de cümle kurabiliriz. Ef'al-i recaya mutlaka gelecek. Ef'al-i şuraya da asla en gelmeyecek. Müsafirun ahaze fiili başlama fiili. Müsafirun onun neyidir arkadaşlar? Fail demeyeceğiz. İsmi diyeceğiz. Ahaze'nin ismi diyeceğiz. Çünkü ef'al-i şuradan olduğu için raf alameti vav'dır. Yenzilun da efenin fiil, ahaze fiilinin fiil cümlesi haberi mahallen mansup diyeceğiz. Evet, bunun faili kendi tahtında şuradaki vav'dır arkadaşlar. Yenzilün faili. Minel hafile mef'ulü bih gayri sarı. Bede'e başladı el merid hasta. Yubsiru görmeye başladı. Ba'del cirahi ameliyattan sonra görmeye başladı. Şeraat başladı el miyah sular. Tenkati'u kesilmeye başladı fiil eyyamil ahire. Son günlerde kesilmeye başladı. Dafikat başladı. Uhdi kız kardeşim. Tüşahidu izlemeye el filme. Kız kardeşim film izlemeye başladı. Ceale başladı. Ellaibun oyuncular. Yerkudun binmeye. Filmel'ab oyun sahasına. Özür dilerim binme demişim arkadaşlar. Binme. Rakibe yerkebu. Rakallah yerkuzu koşmaya. Oyun sahasında koşmaya başladılar. Arkadaşlar. Burayı şey yapmamışız. Bütün bu maviyle işaretlediğim kelimeler arkadaşlar başlama fiillerinin
ismidir. Başlama fiillerinin ismidir. Ve şu misafirun merid, miyah ve laibun mahallen nedir arkadaşlar? Şey mahallen diyorum, özür dilerim. Vav ile merfu, damme ile merfu, damme ile merfu, laibun, vav ile merfu. Sadece uhti mütekellim yasına muzaf olduğu için takdiren merfudur. Ama ondan sonra gelen fiil müzari yani fiil cümleleri de nedir? Başlama fiillerinin haberidir ve mahallen mansuptur. Biri merfu gelecek, biri mansup gelecek. Tabii ki cümleler ister isim cümlesi ister fiil fark etmez. Cümleler daima arkadaşlar mahalli irab alırlar. Buradaki isimler de zaten irabını kelimenin yapısına göre alır. Mesela Cem müzekker Salim raf alameti vav ile müfret bir kelime, raf alameti damme ile. Evet, Cem'i teksir raf alameti damme ile. Laibun Cem müzekker Salim raf alameti uht kelimesi ye gelmeseydi mesela şöyle olsaydı. Dafikat el uht olsa yine müfret bir kelime raf alameti damme diyecektik. Ancak mütekellim yasına muzaaf olduğu için takdiren merfu şeklinde söylüyoruz. Evet. Kaç dakika oldu? Şöyle bir bakalım. 58. Burada bırakalım arkadaşlar. Şart edatlarından devam ederiz inşallah. Sürçülisan elediysek affola. Arkadaşlar elimizden geldiği kadar hızlı bir şekilde anlatmaya çalıştım ki video çok fazla uzamasın. Geçmiş konularda böyle cümleler üzerinde tekrar etmeye çalışıyoruz. Biraz daha var arkadaşlar. Sayılar var. Sayılar biraz fazla. Ondan sonra sıra sayıları, mebni isimler, mebni fiiller, ismi mefsuller, gayrimunsarıflar biraz daha var. Burada bitirelim. Şart edatlarından cümleler üzerinde bir sonraki videoda devam edeceğiz inşallah. Cenab-ı Hak zihin açıklığı versin, muvaffak eylesin arkadaşlar. Biraz hızlı anlattıysak özür dileriz, biliyoruz, kusurumuza bakmayın.